Paragraf hala devam ediyor. Paragraf devam ediyor hocam. Burada bazı teknikler var. O teknikleri öğreneceğiz. O teknikler bize neler yaptırır? Arkadaşlar garanti bir sorudur. Unutmayın. Hani anlatım tekniği ve düşünce geliştirme. Anlatım tekniği ayrıca bir garanti soru. Şu kısım. Düşünceyi geliştirmiyordu. Bu da arkadaşlar garanti birer sorudur. Ancak sadece biriyle kalmaz. Abi paragrafın içerisinde de yer bulur. Misal yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı cümlede sallıyorum. Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlamaya yer verilmiştir. Onu bilmem lazım. Tabii. Hani bir soru kalıbı olarak da gelir. Bir de diğer paragraf sorularında da karşımıza çıkar. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Önemli bir konudur. Önemli hocam, bir konudur. O zaman sendeyiz diyoruz. Buyurun. Eyvallah abi. Dedik ve başlıyoruz. Önce arkadaşlar neyden başlayalım? Anlatım tekniklerinden başlayalım. 4 tane anlatım tekniği var arkadaşlar. Bak anlatım tekniği, anlatım türü, anlatım çeşidi şekliyle de karşınıza çıkabilir arkadaşlar. 1. Buradaki hata şu. Hocam anlatım teknikleri nelerdir? Betimleme, öyküleme, tartışma ve açıklama. Bu dördü, tamam mı? Arkadaşlar bak böyle sorular var ha. Bu paragraf aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisinden faydalanarak yazılmıştır? Dediğinde 5. şık zaten yanlış şık. He. Ya hani o şık yok, onu kafadan ele. Misal ona neyi yazacak? Sallıyorum, diyecek ki karşılaştırma. Karşılaştırma yok ki burada. Karşılaştırma düşünceyi geliştirme yollarından biridir. Ha, onu ele. Tamam mıyız yani arkadaşlar? Aslında iki başlık var burada. Hem anlatım teknikleri hem de... Ve düşünceyi geliştirme yolları. Tabii. Ancak bu sanki şu buranın alt başlığı gibidir sanki. Ama öyle değildir. O yüzden bir işleriz biz bunu. Tamam. Birbirinden uzaklaşmayalım diye. Tamam mıyız? Şimdi arkadaşlar bunlardan biri nedir? Betimlemedir. Diğer adıyla tasvir. Betimleyici anlatım. Tasviri anlatım. Tamam mıyız? Özellikle 10. sınıfta bu konu üzerine gidilir arkadaşlar. Hatta biz bunu 10. sınıfta nasıl görürüz? Portre olarak görürüz. Hmm. Fiziki portre ve ruhsal portre. Resim çizme. Çok güzel. Nedir betimleme? Resim çizmedir zaten. Hmm. Nedir? Sözcüklerle zihinde canlandırma yapmak. Sözcüklerle resim çizmektir. Sözcüklerle resim çizmektir. Bunu eğer doğa ile ilgili de yapabilirsin, eşya ile ilgili de yapabilirsin, bir kişiyle de yapabilirsin. Bir kişinin fiziksel özelliklerinden bahsediyorsan fiziki portre olur. Ruhsal özelliklerinden bahsediyorsan ruhsal portre olur. Yani burada ruhi portre. Ruhi portre, ruhsal aynı şeylerdir. Aynı şeyler. Elbette. Hani o iyi, nispet iyisi ruha ait anlamında kullanılır. Arkadaşlar şöyle biz betimlemeyi yaparken en fazla neyden faydalanırız? Hocam, durum zarfı ve niteleme sıfatı. Niteleme sıfatı ve durum zarfı nasıl sorularına cevap verir? Niteleme sıfatı isme sorulan nasıl sorusu, durum zarfı fiile sorulan nasıl sorusu. Doğru mu? Nasıllığını anlatırsa benim gözümde canlanmaz mı? Canlanır. Kırmızı bir araba almıştı. Nasıl araba? Kırmızı bir araba. Bak kırmızı gözümde canlanıyor değil mi? 3 kuruş olsun kırmızı olsun. Mesela 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun derler ya. Tamam mıyız gençler? Ne oldu betimlemede? Resim çizdik. Neyle? Sözcüklerle resim çizdik. Bu paragrafta adam ne yapar? Misal kuralım mı bir tane? Kuralım hocam. Sahil boyunca ilerliyordum. Masmavi denizin üstünde sapsarı bir güneş vardı. Mavi deniz sıfat. Sarı güneş. Çok güzel. Ve gözümde canlanıyor değil mi? Bak masmavi deniz, sapsarı güneş. Uzun bir yolculuktan sonra dinlenmek için neydi o? Mola yeri mi? Ha yok hani yatıyorsun ya. Ha şezlong. Şezlong. Şezlonglara uzandım. Karşımda yine masmavi gökyüzü bana selam veriyordu. Bunun üzerine küçük çocuklar bağıra çağıra etrafa koşuyorlardı. Çünkü voleybol oynuyorlardı. Bak bağıra çağıra koşu. Bunların hepsi gözümün önünde canlanmıyor mu abi? İşte bu nedir? Betimleme. Tamam mıyız arkadaşlar? Betimleyici anlatım. Paragraftaki mevzu bu. Birimiz bu. Diğeri arkadaşlar. Öyküleme. Hikaye etme. Öyküleyici anlatım. Abi öyküleyici anlatımdaki asıl mevzu nerede olay? Olay nerede? İşte bu. Bir olgunun olay kişiler çevresinde işlenmesidir. Olay önemlidir burada arkadaşlar. Olay önemlidir. Öykü olabilmesi için içerisinde bir olay olması lazım. Ve bu olayı gerçekleştiren kimlerdir? Kişiler. Kişilerdir değil mi? Bir paragrafta kişiler varsa, bir olaydan bahsediliyorsa nedir bu? Öyküleyici anlatımdır. Zaten öyküleyici anlatımı okurken hani aslında biraz da gerçek hayat, hani günlük hayatta karşılaşacağımız hayat değil de sanki bir edebi eseri okuyormuş gibi olursun. Tamam mıyız arkadaşlar? Paragrafı okurken sanki bir edebi metin okuma hissi alırsın.
bu paragrafı okurken. Peki betimlemeyle farkı? Betimlemede nasıl? Olay yok. Çok güzel bir sorun ya. Bizim öğrencilerimizin full sorusu. Bak ben işte ilk videoda dedim ya, bunun üniversite sınavına hazırlanan öğrenciyle alakası yok aslında. Bu herkese hitap ediyor. Bak soru senden geldi. O zaman ben burada olay arayacağım. Burada olay arayacaksın, betimlemede olay yok. Betimleme sadece gözünde canlandıracak. Tamam mıyız arkadaşlar? Süper. Dedik ve devam ettik. Açıklama. Arkadaşlar açıklama. Şuna önem veriyorsun. Nesnel bilgi verilir. Bir konu hakkında açıklayıcı, arkadaşlar açıklayıcı anlatın. Açıklayıcı bilgiler vereceksin. Bilgiler vereceksin. Nesne olacak, ben bunu açıklama anlatımı, anlatım tekniği diyeceğim. Misal, edebiyat. Duyguları kurmaca, sanatsal bir üslupla anlatma sanatıdır. Edebiyatı edebiyat yapan zaten içerisindeki kurmacadır. Sanatçılar gerçekliği kurgulayabildikleri takdirde edebiyatı bir sanat gereci olarak kullanmak istemişlerdir. Aslında buyur. Burada. Edebiyata açıkladık. Tabii ki. Açıklama işte. Edebiyata açıkladık ama nesnel açıkladık. Edebiyat kurmacadır. Sana göre farklı mıdır? Değildir. Değildir. Nesnel bilgi. Burada önemli arkadaşlar. Peki. Güzel bir soru soracağım hocam. Örnek vermede. Bekle. Gelmedik ama. Var mı örnek verme? Değil ama açıklamada. Hani ben nesnel bilgi deyince mesela bir paragraf geldi. İşte TÜBİTAK'ın 2019 yılındaki çalışmaları şu 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 yönde deyip bir sayı, bir örnek. Tamam, tamam. Açıklama olarak algılamayacağım değil mi bunu? Yok. Yok, o sadece örnek verdi. Örnek verdi. Örnek tamam. verdi. Çünkü ben yani öncesinde açıkladıysa, sonrasında açıkladıysa bilemeyiz. Ama tamam. O dediğin kısım açıklama olmaz. Yani ben bir nesnel bir bilgi varsa orada. Tabii ki. O zaman bu açıklama. O olguyla ilgili sana bilgi veriyorsa, onun tanımını yapıyorsa sana açıklama. Tamamdır hocam, şimdi oluştu. Geçtik abi. Geldik tartışma. Şimdi arkadaşlar tartışma paragraflarında şöyle bir durum vardır. Tartışma paragrafını yazan kişi önce ortada bir düşünce vardır. O düşünceyi çürütecek. Onu eleştirecek, çürütecek. Sonra paragrafın sonuna doğru ne yapacak? Çok güzel. Paragrafın sonuna doğru kendi düşüncesini galip getirecek. Kendi doğrularını kabul ettirecek. Yani bana bunu kabul ettirmeye çalışacak. Tabii. Bak yapalım mı bir tane? Hadi bakalım. Edebiyat ve şiir farklı sanatlardır diyorlar. Olur mu öyle şey canım? Şiir edebiyatın içerisinde değil midir? Bunu anlatan sanatçılar, bunu ifade eden sanatçılar hangi kaynağı, hangi kişinin sözünü ele alıyorlar acaba? Ben şimdi inandım sana hocam. Bak şimdi ortadaki düşünce edebiyat ve şiir aynı diyor. Bu farklısını ifade ediyor. Ne yaptı? Sözde soru cümleleri olur mu öyle şey canım? Sözde. Yakaladın mı orayı? Yakaladım. Sözde ortadaki düşünceyi eleştirdi, çürütecek, sonunda edebiyat ve şiir kesinlikle birbirinden ayrılamaz. Yukarıda saydığım özelliklerden sebep. Misal. Bak kendi düşüncesini de kabul ettirdi. Tamam. Tamam mıyız abi? Yakalayacağım burada. Eleştirecek. Çürütecek. Kendi doğrusunu koyacak ve şuna dikkat. Sözde sorucu. Sanki karşısında biri varmış gibi tartışıyor onunla. Olur mu öyle şey? Sen ne diyorsun? Senin dediğin yapılır mı? Kabul edilebilir mi bu cümle? Böyle bir soru cümlesi. Çok güzel. Geçtik abi. Bunlar anlatım teknikleriydi. Anlatım türleri, anlatım çeşitleri, anlatım teknikleriydi. Şimdi geldik düşünceyi geliştirme yollarına. Arkadaşlar düşünceyi geliştirme yolu da 6 başlıkta incelenir. Bunlardan biri tanımlama. Abi tanımlama bu nedir? Bu nedir sorusuna cevap verir. Tamam mıyız arkadaşlar? Genellikle açıklayıcı anlatım cümlelerinin içerisinde bulunur. Açıklayacak ya, nasıl açıklayacak? Tanım yaparak açıklayacak. Nesnel ya. Tamam mıyız? Genellikle açıklayıcı anlatım, açıklama paragraflarında bulunur arkadaşlar. Metinde geçen bir kavramın ne olduğunu bize aktaran bölümdür. Şiir, duygu, düşünce, istek ve hayallerin ölçülü, kafiyeli bir şekilde aktarılması sanatıdır. O zaman bu nedir? Tanımlama. Bu nedir? Tanımlama. Şiir. Bak tanımlama. Demin verdiğim paragrafta da zaten edebiyatı anlatırken bir tanımını verdim. Tabii ki. Çünkü bak nedir? Genellikle açıklayıcı ve tartışmacı anlatım içerisinde. Tartışmacıda da ne yapacak? O düşünce, savunduğu düşünceyi açıklayacak, tanıtacak. Tanımlama yapacak. Doğru mu? Doğru. Tamam mıyız arkadaşlar? Geçtik, devam ettik. Karşılaştırma. Abi en az iki olgu arasında benzerlikleri veya farklılıklarını karşılaştırmak. Zaten bu bir karşılaştırma. Tabii ki. Alırım. Yapalım bir tane. Evet. Ama biraz gizli yapalım. Ha, görülmesin yani. Tabii. Şimdi hemen böyle iki tane olgu beklemeyin arkadaşlar. Artık üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz siz. Hemen böyle açık açık iki, işte Ahmet ve Ali böyle bir şey beklemeyin yani. Keşke öyle çıksa hocam sorular. Abi, evet. Oraya girmeyelim. Bence öyle çıkmasın. Zor çıksın. Arkadaşlar şöyle misal Ahmet Haşim Fecrati döneminde eserlerinde
ağır bir dil ve karamsar bir üslup kullanmıştır. Tamam. Bunun sebebi hayatında çektiği sıkıntılardır. Öncelikle bu sıkıntılardan biri 12 yaşında annesini kaybetmesidir. Ancak ilerleyen zamanlarda yazdığı eserlerinde dilini biraz daha sadeleştirmiştir. Bak şimdi, burada Ahmet Haşim'in ilerleyen zamanlarda yazdığı eserleri, Fecrati döneminde yazdığı eserlerini karşılaştırdı. Gizli bir karşılaştırma. Tabii ki. Şöyle bir cümle yazsa, şair bu eserinde Anadolu'yu konu edinmiştir. Anadolu'yu anlatmıştır. Bu da bir karşılaştırmadır. Çünkü başka bu eserinde başka eserinden Anadolu'yu diğer eserleriyle karşılaştırmış. Çok güzel. Diğer eserlerinde demek ki Anadolu'yu anlatmamış dediğin doğru, gibi. Doğru. Burada iki tane olguyu görmüyorum ama iki olgu yok ama çıkarım yapıyorsun. Tamamdır. Bu eserinde şu ifadeden çıkartıyorsun. Tamam mıyız arkadaşlar? Karşılaştırma. Geldik örneklendirme. Benim. Senin kısım. Arkadaşlar paragraftaki düşüncenin somut ve anlaşılabilir olması için konu ile ilgili örneklere yer verilmesidir. Misal ne diyelim, baraj. Türkiye'de barajlar susuzluktan kurumaya başladı. Bunlardan biri Kevan Barajı. Kevan Barajı hidroelektrik potansiyeli de yüksek olduğu için ülkemiz için önemli bir gelir kaynağıydı. Ancak son dönemlerdeki su sıkıntısı burayı da kuruttu. Al işte buyur. Kevan Barajı. Kevan Barajı'na örnek verdi. Direkt örnek verdi. Tamam mıyız arkadaşlar? Örneklendirme. Şimdi kolay bulunuyor zaten. Ama bak şimdi başlığa bak, tanık gösterme. Bununla karıştırılıyor. Örneklendirme. Şimdi arkadaşlar bak, örneklendirmede konuyla ilgili bir örneği alırsın. Burada konuyla ilgili tanık göstermenin diğer adı alıntı yapmadır. Konuyla ilgili bir sözü alırsın. Bu alandaki ünlü bir kişinin sözünü alırsın. Onu ifade edersin. Onu örnek olarak kullanmazsın. Direkt sözü alıyorsun. Tamam mıyız? Paragraftaki düşüncenin doğrulanması amacıyla konuyla ilgili görüşlerine önem verilen kişilerin sözlerine yer vermektir. Misal matematik. Matematik günümüzde öğrencilerin ben bunu nerede kullanacağım diye sitemkar bir dille eleştirdiği bir bilim dalıdır. Ancak Doğu Hoca'nın söylemiyle matematik aslında günümüzde her şeydir. Her şeydir. Karşılaştığımız her şeydir. Bak buyur. O zaman beni örnek göstermişsin. Seni örnek göstermedim. Sözünü tanık aldım. Göstermişsin. Tanık gösterdim. Bu düşünceye Doğu Hoca'yı tanık gösterdim. Tamam mıyız arkadaşlar? Hani şey derler ya, adama sormuşlar dünyanın merkezi neresidir? Bulunduğum yer demiş. Aslında matematiksel olarak doğru değil mi? Yani nasıl? Doğru mu? Doğru değil mi? Bilmiyorum hocam. Nasıl doğru? Kafam karıştı birden. Şimdi adama soruyor ya işte dünyanın merkezi neresidir? Bulunduğum yer. Aslında adam nereye giderse merkezini oraya götürüyor zaten. Dünyayı böyle düşün. Nereye giderse, çünkü dünya yuvarlak değil mi? Hiç girmeyelim hocam orada. Bak bu doğru bir şey. Tamam, ben doğru. Tam açıklayamamış olabilirim. Devam edelim. Evet. Gençler, sayısal verilerden yararlanma. Buradaki hata şu. Dikkat. Düşünceyi kanıtlayabilmek için istatiksel bilgiler, anketler ve grafiklerden yararlanmaktır. Arkadaşlar, adam şöyle yazmış. Çanakkale Savaşı, S büyük, 1915 yılında başlamıştır. Ya abi, bu istatistiksel bir bilgi değil ki. Bu bir tarih. Hayır, bu bir tarih. Buna sayısal verilerden yararlanma diyemezsin. Bu savaşta bu vefat eden Anzaklar ile Türklerin sayılarına baktığımızda şunlar karşımıza çıkmaktadır. İşte grafik, istatistiksel bilgi budur. Tamam mıyız? Bugün annem 64 yaşına girdi. Ve sen yeni yaşında falan. Ne alakası? Burada istatistik yok. Yok. Yani normal sayı olarak. Tamam mıyız arkadaşlar? Sayısal verilerde her sayısal ifadeyi sakın sayısal verilerden yararlanma olarak kabul etmeyin. Şunlara önem vereceksiniz gençler. Anket ve grafik varsa. Tamam mıyız arkadaşlar? Güzel. Hocam, finale bağlıyoruz. Ve benzetme. Birazdan bağlayacağız. Benzetme. İki olgu arasındaki benzerliklerin dile getirilmesidir. Arkadaşlar, edebiyat dersinde de işlediğimiz benzetme aslında bu. Hani mesela insan, bunu paragrafın içerisine yayacak. İnsanoğlu gökyüzü kadar geniş bir zekaya sahiptir.
Bunu türlü yapıtlarda, türlü düşüncelerine bakarak anlayabiliriz. Bak, gökyüzü kadar, gökyüzü kadar gökyüzüne benzetti. Tamam mı? Arkadaşlar, bu düşünceyi geliştirme yolları paragrafın tamamına hakim olmaz hiçbir zaman. Paragrafın tamamında anlatım tekniği vardır. Bu içerisindeki parçalardır. Anlaştık mı? Bak, burada gökyüzü kadar dedi mesela. Kadarı kullanabiliriz. Kadar gibi hani edatları genellikle onlar kullanılır zaten arkadaşlar. Edebiyatta biraz zorlarlar bunu. Türkçe'de bu kadar zorlamazlar. Dedik ve oluyor. Oluyor. Gençler, geldik paragraftaki bakış açılarına. Bu nerede önemliydi? Garanti soru. Bir yerde önemliydi. Şeylerde, edebiyat kısmında, hikaye kısmında önemli. Bir işledik biz bunu. Paragrafta işlerken bunlara hakim. Mesela boşluk bırakmış. Yukarıdaki paragrafı hangi cümle ile tamamlamalıyız? Bu paragraftaki anlatım bakış açısı neyse benim bulacağım bakış açısı da o olmalı. Şimdi, bunu söylemiştik. Evet. Arkadaşlar, 3 tane bakış açısı vardır. Bu hep edebiyatta karşınıza çıkacak. Eğer aramızda eşit ağırlıkçılar varsa buraya daha da önem versin. Edebiyatta da soru olarak karşımıza çıkar. Ve arkadaşlar, Türkçe'de de ya bir soru kalıbı olarak gelir ya da şıklar içerisinde. 4 numaralı cümlede kahraman bakış açısı kullanılmıştır. Misal. Arkadaşlar, paragrafı yazan ve bu paragraftaki kahraman aynı kişiler. Bu ben ve biz. Oluşturalım bir tane. Oluşturalım. Ben diliyle söylüyor paragrafı. Tabii ki. Oluşturalım bir tane. Tamam. Sabah işe gitmek için evden çıktığımda anahtarımı unuttuğumu fark ettim. Geri döndüm anahtarımı almak için, ancak anahtarımı yerinde bulamadım. Falan filan uzatırız yani. Şu an yani sallıyorum ya. Ahmet Hoca söylüyor. Anahtarım. Benim anahtarım. Ben değilim. Fark ettim ben. Sonra eşimle birlikte anahtar aramaya başladık. Biz. Evet. Tamam mıyız? Ben ve biz arkadaşlar. Yani bir kahraman, kişiyle anlatırız. O kahraman, anlatan kişi aynı zamanda kendi kahraman işte. Biz buna birinci kişiyle anlatı, kahraman bakış açısı diyoruz. Yani kahraman bakış açısı derken bir kahraman aramayın. Paragrafı yazan kişi kahraman. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Süpermen çıka geldi birden. Evet, gözlemci. Geldik, gözlemci. Gözlemleyici. Gözlemci arkadaşlar. Ben de gözlemci bakış açısı. Gözlemci bakış açısı. Gençler, bu gözlemci bakış açısını artık lise kitaplarında şöyle de anlatıyorlar. Diğer isim olarak kameraman bakış açısı. Abi, 9. sınıf edebiyat kitabına bak, görürsün. Kameraman bakış açısı. Biz bunu böyle anlatırdık. Hani kamera duyarlılığı falan derdik. Adamlar bildiğini yazmışlar. Daha akılda kalıcı kameraman. Şimdi gözlemci bakış açısı nedir? Gözlemci bakış açısı arkadaşlar, o ve onlar dilidir. Hiçbir şekilde olaylara müdahale etmez. Ben dili yok yani. Ben dili yok. Olaylara müdahale etmez. Olayların içerisinde değil. Sadece gördüğünü aktarır. Düşünsene, koy kamerayı. Tamam mı? Bizi çekiyor. Bize müdahale ediyor mu? Etmiyor. Olayların içerisinde mi? Değil. Sadece gördüklerini aktarıyor. İşte bu gözlemci bakış açısıdır. Yine bir gün işe gitmek için evden çıkarken anahtarını unuttuğunu fark etti. Geri döndü. Anahtarını arıyordu ama bulamadı. Eşini uyandırdı. Anahtarı beraber aradılar. Onlar aradı. Bak, bu kez ne oldu? Onlar. O aradı, onlar aradı. Tamam mıyız arkadaşlar? Yani bu da üçüncü kişi. Var gibi düşüneceğim hocam. O ve onlar, aynen öyle. Kamera duyarlı. Güzel. Geçtik abi. Son olarak final arkadaşlar. İlahi bakış açısı. İlahi Ahmet hocam. Yoksa illahi Ahmet hocam mı? Ya şu esprilerin ya. Tanrısal bakış açısı. Tanrısal. Tanrısal bakış açısı. Diğer adıyla hakim bakış açısı. Yani sorularda hocam aslında üçü de gelebilir. Gelir hocam. Abi. Tanrısal gelir. O yüzden yazıyoruz. Arkadaşlar, tanrısal bakış açısı ve hakim bakış açısı olarak da karşınıza gelir. Tanrısal bakış açısında ne var? Şimdi bak. Abi, misal bizim videoyu izleyen Ali. Tamam, ben böyle bir karakter oluşturdum. Ali diyorum. Belki de bir Ali izliyor elbette. Misal bizim videoyu izleyen bir Ali. Ya, Ali'nin içinden geçenleri ben bilebilir miyim? Hayır. Kim bilir? Allah bilir. Doğru mu? İşte adı bu. O yüzden tanrısal. İlahi, hakim. Şimdi burada yazar kahramanının içinden geçenleri, kahramanının geçmişini, kahramanının geleceğini biliyor. Bununla ilgili bilgilere sahip. Bak, normal bir insan bunu bilemez.
İçinden geçenleri, senin şu an içinden geçenin ne olduğunu ben ne bileyim. Hı hı. Tamam mıyız? Yazar bunları dile getiriyor. Bu ne? Hakim bakış açısı denir işte. Yazar kişinin olay kahramanı hakkında detaylı bilgiler bilmesi. Kahramanın geçmişini, içinden geçeni, Kubilay'a selam olsun, hı hı, içinden geçenleri, hı hı, ve geleceğini bilir. Tamam mıyız arkadaşlar? Bunlar hakkında detaylı bilgiler verir. Biz bunlara tanrısal, yani ilahi, yani hakim bakış açısı diyoruz. Hem bu bakış açıları hem edebiyat için hem Türkçe için önemli bir konu arkadaşlar. Ben bir örnek biliyoruz. Alabilir miyiz hocam? Alalım abi. Bir paragraf oluşturalım. Oluşturdum. Sallıyorum. Beyazıt'tan aşağı doğru ilerlerken aklımda dün gece babasıyla yaşadıklarını getirdi. Keşke babama yüksek sesle bağırmasaydım diye içerlendi. Bunun üzgünlüğüyle kafasını yerden bile kaldırmıyordu. Ben bunları bilebilir miyim? Belki de kafasını yerden bilerek kaldırmıyor. Yani başka bir sebebi var. Ama ne diyor? Bunun üzgünlüğüyle. Bak, ben onun iç dünyasını biliyorum. Dün akşam ne yaşadığını biliyorum. Tamam, şimdi anladım. Ben bilebilir miyim? Yoldan geçen bir adamın dün akşam ne yaşadığını, böyle niye yürüdüğünü ben bilebilir miyim? Bilemem. İşte tanrısal bakış açısı. İlahi bakış açısı. Tamam mıyız arkadaşlar? Böylelikle paragrafın sonuna geldik. Abi finito. Çok güzel. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cici bakın kendinize.